İki tane tamir edilmesi gereken termal yazıcımız vardı. İkisinin de soketinin bir tarafı kopuktu. Bundaki sağlam soketi alarak diğerine takmıştık ve diğer cihazı çalıştırmıştık. Şimdi bu cihazın da pil kısmını sabit yapacağız ve kontrollerimizi sağlayacağız. Öncelikle diğer kırık soketi oradan çıkartıyorum. Buna uygun gerekli gücü ampere taşıyacak güzel siyah ve kırmızı kablo ayarlıyorum. Kırmızı artı siyah eksi olacak şekilde bağlantılarımı hazırladım. Pili taktıktan sonra pilin üzerindeki artı ve eksiği belirliyorum. Daha sonra ucuna küçük lehim parçaları damlatarak lehim yapma yüzeyini hazırlıyorum. Devreyi yerine montajlıyorum. Bunun flex kablosu biraz diğerlerine göre farklı. Gerçi öndeki cihaz yani tuşlar aynı, bir farklılık yok. Cihazı açtım, cihaz çalıştı. Yani ışıklar yandı. Şimdi bundaki esas problemimiz cihazın orta kısmını yazdırmamasıydı. Yani kağıdın sağını solunu yazdırıyor ama ortada bir sürü boşluklar var. Bağlantıları hazırladık. Ortadaki flexi taktık. Kağıdı yerine oturttuk. Kapağımızı kapatıyor. Cihazın ön ekranının kontrollerini yapıyor. Bluetooth bağlantısı için hazırlıyorum. Termal programı. Rastgele harfler, rakamlar. Nereleri yazdırmadığını bir görelim. Makineyi seçtim. Bağlantı hazır. Yazdırmaya basıyorum. Evet, cihazda iki sıra şeklinde yazdırmamazlık var. Öndeki kısmı temizledim. Yay kısımlarını bastırdım ama hiçbir değişiklik yok. Muhtemelen flex ile ilgili bir sıkıntımız var. Bir yerden kopuk olabilir. Ben de bu yazıcı kısmının yedeği var. Şimdi o yedeği çıkarttım, getirdim. Onun yazıcı kısmını alıyorum. Yazdıran kısımlarını yer değiştireceğim. Cihazların kartları farklı gibi duruyor ama flex soketleri, yazıcı kısımları, mekanik kısımlar, her şey birebir aynı. Üzerinde iki tane vida var. Bu iki vidayı söktüm. Diğerini alıp bu tarafa takıyorum. Diyoruz ya, yedek parçaları her zaman atmamak lazım. Şimdi cihazı tekrardan test ediyorum. Rastgele yazdırıyoruz. Kalın. Harfler, rakamlar. Şimdi yazdıralım. Yazdır. Şimdi alttaki yazının üstüne yazdır. Tekrar yazıyor. Oradaki karışıklıklara bakmayın. Ben kağıt boşuna gitmesin diye böyle bir şey yaptım. Alt taraflarda esas sonucu göreceğiz. Yazdır. Evet, gördüğünüz yazdır. Gibi cihaz çalışıyor. Abimize hayırlı olsun. Tamam. Mevcut bozuk olan kısım burada. Bunu ben daha sonra çok detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu tarz bozukluklarda herhangi bir şey yapılabilir mi? Onlara bakacağım. Eğer çözüm bulabilirsem onun da videosunu sizlerle paylaşırım. Pil kısmını hafif çapraz yaparak arkadaki vidalarını sıkıyorum. Daha sonra da bu pili çıkartmasınlar diye pili çıkartmayacaklarına dair bilgiyi geçiyorum. Pilin sökülen kısmının üstünde güzel bir yapışkanlığı bantımı yapıştırıyorum. İşlemimi bu şekilde sonlandırıyorum. Herkese kolay gelsin.